Sayın Başkan, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Huzurlu Marmara bloklarının inşa edileceği projenin alanındayız, Güneşli'deyiz. Öncelikle nasıl bir kentsel dönüşüm projesi olacak? Bunun detaylarını sizden dinleyelim. Bağcılar'daki kentsel dönüşümün temelinde Bağcılar'ın hemşerilerimiz var. Yani halkın kendisi var. Bu sitede bu örneklerden bir tanesi. Tamamen kendi gayretleriyle bir müteahhitle anlaşarak, belediye hakemlik yaparak, biz de onların haklarının korunması noktasında bir araya geldiler ve güzel bir sonuç elde ettiler. Bugün de yıkımını gerçekleştiriyoruz. Tüm kentsel dönüşüm alanlarımızda tabii sıkıntılar yaşıyoruz. Süreçler belki bazen uzayabiliyor ama sonuç hep mutlulukla neticeleniyor. Ve yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının içerisinde Bağcılar'da oturanlar, yani burada oturanlar tekrar mülk sahibi olma noktasında bizim olmazsa olmazlarımız. Burada da aynı şekilde. Burada oturanlar tekrar aynı şekilde burada mülk sahibi oldular. Biz Bağcılar'da halkı değil, kenti dönüştürüyoruz. Binaları yeniliyoruz. Güzel çevresi, parkı, bahçesi ve otoparkı olan binalar inşa ediliyor. Ve ciddi anlamda da bir değer artışı söz konusu. İşte bu sitede kentsel dönüşümden önce 150 bin liraya satılan bir daire yeni lansman fiyatı diye 550 bin liradan satışa çıkabiliyor. Yani buradaki farkı da, Bağcılar'ın gelişmişliğini de aynı zamanda bu gösteriyor. Hemen yakın bir mesafede de metro istasyonu var. Metro çalışması orada devam ediyor. 2018'in sonunda da faaliyete geçmiş olacak. Ve Bağcılar kentsel dönüşüm noktasında İstanbul'da en zor yerlerden bir tanesi. En büyük zorluğu da küçük parseller üzerine kurulmuş olması. Ve bugün 100 metrekare bir parsel üzerinde 5 katlı, 6 katlı binaların olduğunu görüyoruz. Bu da dönüşümü tabii ki zorlaştırıyor. Ve 49 bin parsel var Bağcılar'da. Bunun 39 bini, 40 bini 300 metrekarenin altında maalesef. Yani şu anda mevcut binalar yıkılıp yapılıp olarak devam etmiş olsa otopark probleminin çözülme şansı sıfır. Ama bu yeni sistemde bir yana binalar bir araya gelerek yapıldığında otopark problemini de aynı zamanda bünyesinde karşılıyoruz. Ve otopark probleminin de bu şekilde ben çözüleceğine inanıyorum. Bu noktadaki gayretlerimiz de devam ediyor. Dönemsel olarak çalışmalarımıza hiçbir zaman ara vermedik. İşte şimdi bir 16 Nisan arefesindeyiz. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Hemen yakın bir mesafede yine 16 bloklu 415 daireli bir siteyi daha yıkıma hazır. Tamamen boşaltılmış durumda. İnşallah önümüzdeki haftada onun yıkım törenini yapacağız. Başkanım, ben de bir Bağcılarlı olarak sorayım. Ben Merkez Mahallesi'nde yaşıyorum. Merkez Mahallesi, Çınar Mahallesi, İnönü, Sancaktepe, Yavuz Selim'i kapsayan bir meydan kentsel dönüşüm projesi var. Evet. Onun hakkında da biraz bilgi alabilirsek sizden. Bağcılar Meydanımız gerçekten çok güzel bir meydan oluyor. Şu anda 35 bin metrekareye çıktı. İnşallah yeni planla beraber 55 bin metrekareye çıkan bir şehir meydanı olacak. Böyle güzel bir meydan olunca ve metroların da merkezi tam meydanın ortasında da metro olunca biz de dedik ki buna uygun çevreye güzel bir plan yapalım ve kentsel dönüşüm planı yapalım dedik. Ve tüm bir meydana bakan binalar aynı yükseklikte ve aynı cephede harika bir meydana kavuşmuş olacak. Öyle zannediyorum Türkiye'de kentsel dönüşüm sonrası oluşan bir numaralı meydan olacak. Başkanım, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim.